İmam-ı Sadık aleyhisselamdan arz etmiştik ki o hazret buyurdular, İnsanoğlu bu dünyayı terk ettiği zaman uzun bir yolculuğa başlar. Ve bu yolculuğun kendisi iki çeşittir. Ya nurlarla, huzurla, güzelliklerle, mutluluklarla dolu olan bir yolculuk ki insanın hoşuna gidecektir, sevecektir ve de mutlu olacaktır. Ya da bunun tam tersine azap, korkular, karanlıklar dolu, istemediği, sevmediği bir yolculuk olacaktır. Bu iki yolun hangisinden gideceğine insanoğlunun kendisi karar verir. Bu dünya hayatında yaşadığı tarz, ölümden sonra kendisine belirlenecek olan yolu belirleyecektir. İnsan bu dünya hayatında eğer ki Allah'ın istediği bir kul olur, Allah'ın yolunda hareket eder, yasakladığı şeylerden kaçar ve de onun emrettiği şeyleri yerine getirecek olursa, o zaman o nurlu yoldan gidecektir ve de mutlu bir şekilde. Ama tam tersini hareket ettiği takdirde de azaplarla, eziyetlerle dolu bir yolculuğu başlayacaktır insanın ölümünden hemen sonra. Mümin insanlar, inananlar öldükten sonra hemen Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle melekler gelecektir, onu karşılayacaklardır. Demin okuduğum ayet-i kerimede Fussilet suresinin 30. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. O kimseler ki dediler ki bizim Rabbimiz Allah'tır ve bu yolda güçlü adımlarla sabit bir şekilde durdular. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Onlara melekler nazil olur ve de onlara söylerler artık hiçbir şeyden korkmayın ve de hiçbir şey size üzüntü vermesin. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Ve o daha öncesinde vaat edilmiş olan cennetle sizi müjdelemekteyiz ki mutlu olun ki şu andan itibaren gittiğiniz yol sizler için sadece mutluluklar dolu olan bir yoldur. İnsan bu dünya hayatında kendisine nur topladığı müddetçe, yaşadığı hayatta kendisine ışık topladığı müddetçe berzahı da, kabri de, ahireti de ışık ve nur ile dolacaktır. Allah'ın kendisi nurdur, onun gönderdiği peygamberi nurdur, onun gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim nurdur. Onun gönderdiği peygamberin ehli beyti nurdur. Ve insanoğlu da onların sözüne bakarak, onlara iktida ederek, onların yolunda giderek, peygamberi, ehli beytini, Kur'an'ı severek kendisine nur toplar. Ve bu nuru topladıktan sonra da berzah aleminde melekler gelip ona eşlik edeceklerdir. O kendi nurlarıyla aydınlattıkları ortamda. Ne mutlu o kimseye ki öldükten hemen sonra melekler gelsin onları karşılasın. Desin ki korkmayın artık. Hiçbir korkuya, hiçbir üzüntüye yol vermeyin artık. Onları cennetle müjdelesin. Berzah aleminde kaldıkları müddetçe melekler onlara eşlik edeceklerdir. Ve de orada artık yalnızlık diye bir şey bilmeyeceklerdir. Orada artık kendi çocuklarını, ailelerini, herkesi unutacaklardır. Onlardan uzak olmanın hiçbir üzüntüsünü yaşamayacaklardır. Kıyamete kadar böyle geçecektir, hızlı bir şekilde. Ama kıyamette ne olacaktır? Kıyamette de Rabbul Alemin buyuruyor ki, mahşer gününde hesaba çekildikten sonra o cennete doğru hareket edecek olanlar, istedikleri takdirde, atalarından, eşlerinden, evlatlarından birilerini de yanlarına alabilirler. Ayet-i Kerime Ra'd suresinin 33. ayet-i kerimesi buyuruyor ki, müminler hesaptan sonra hani cennete doğru hareket edecekler ya, cennati adnen yedhulûneha, o adn cennetine gireceklerdir. Ve men salaha min âbâihim, kendi atalarından salih olanlarla birlikte ve ezvacihim, eşlerinden salih olanlarla birlikte
ve zürriyatihim ve de evlatlarından, zürriyelerinden, soylarından salih olan kimselerle birlikte. Bunun kendisi bize ne diyor? Yani cennete giden bir insan, cenneti kazanan bir insan, Allah yolunda hareket etmiş ve de bu hedefe ulaşmış olan bir insan, kendi atalarından, ailesinden, evlatlarından, salih olanlardan seçip yanına alma takdirine sahiptir. Şefaat hakkına sahiptir, onları seçme hakkına sahiptir. Ve burada da buyuruyor ki insan eşlerini de kendisine çağırabilir orada. Yani bu dünya hayatında salih olduğu takdirde, evet. Bu dünya hayatında beraber yaşadığın saliha eşini de kıyamet gününde cennete gittiğin zaman yanına alabilirsin. İnsanoğlu bu dünya hayatında yaşadığı eşi gerçekten sevmişse, araları iyiyse, muhabbetleri iyiyse ve de birbirleri salih kimselerse, o zaman nedir? Kıyamet gününde de cennette de birlikte olma şansını da onlara vermektedir. Buyuruyor ki insan bunu seçtiği takdirde kendi eşini alabilir cennette. Ve de bu manada da değil ki insan cennete gittikten sonra kendi eşini alsın, artık Hurul-Eyn de ona yasaklanmış olsun. Hayır, öyle değil. Kendi eşini de alacaktır, Hurul-Eyn'i de alacaktır. Ve de buyuruyor ki cennette artık öyle bir ortam olacaktır ki insanın kendi eşinden de o kıskançlık duygusu da kaldırılacaktır. Hatta oradaki Hurul-Eyn dünyevi eşine arkadaşlık edecektir ve de orada arkadaşça geçinip gideceklerdir. O kıskançlık duygusunu da Rabbul Alemin cennette o kadından kaldırıyor ve de mutlu bir şekilde, cennet zaten tamamıyla mutluluktur, orada huzursuzluk diye hiçbir şey bulunmamaktadır. Saliha diye buyuruyor. Yani demek ki burada farz edelim ki Firavun, çünkü Firavun'un eşi kimdi? Asiye'ydi. Asiye binti Mezahim cennetlikti. Şehit oldu ve de cennete gitti. Firavun'un kendi eliyle şehit oldu. Eziyetler, işkenceler altında şehit oldu. Düşünün müminler, Firavun gibi bir şahsın yanında Hazreti Musa aleyhisselama iman ediyor, imanını açığa vuruyor ve de şehadete kadar da imanından bir zerre olsun taviz vermiyor. Ondan dolayı da Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu insanlara bir örnek hanım olarak sunuyor. Özellikle onu örnek veriyor. Diyor ki dikkat edin, bakın Firavun gibi bir şahsiyetin evinde olmasına rağmen imanından bir zerre bile nedir? Taviz vermedi. Şimdi düşünün ki Asiye cennettedir. Firavun desin ki işte benim eşim orada, ben onunla evleneceğim. Yani cennete bir şekilde kaçamaklı gideyim diye. Buyuruyor ki Asiye'nin şehadetiyle Firavun'la arasındaki talağı okunmuştur. O onun artık eşi değildir. Hazreti Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın eşleri de saliha değillerdi. Onlar da kötüydüler. Nuh aleyhisselam ki 900 senenin üzerinde insanları Allah yoluna davet etti, kendi eşi inanmadı. 900 senenin üzerinde ettiği tebliğ neticesinde kendi eşi inanmadı, kendi oğlu inanmadı Hazreti Nuh'a. Oğlu da boğuldu, hanımı da boğuldu Nuh tufanında. Lut peygamberin kendi eşi de aynı şekilde. Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın da akrabasıdır Hazreti Lut aleyhisselam. Ne zaman ki Hazreti İbrahim aleyhisselama Babul'dayken peygamberlik geldi, Hazreti Lut aleyhisselam da Hazreti İbrahim aleyhisselama iman etti. Ve daha sonrasında ne zaman ki Allah emretti ki İbrahim aleyhisselam Kenan'a dönsün, Hazreti Lut aleyhisselama da bu sefer nedir? Peygamberlik geldi ve de Lut aleyhisselamı da Rabbul Alemin görevlendirdi. Gitsin nedir? Mutefike bölgesine. Oraya gitsin ve de insanları doğru yola, Allah'a, Allah inancına davet etsin diye. Hazreti Lut aleyhisselam da gittiği bölgede ne kadar uğraştıysa insanları doğru yola getiremedi. Ve en sonunda da Allah'ın azabı Lut kavminin üzerine nazil oldu. Lut kavmi
bu dünyadaki en ağır günahlardan bir tanesini işliyorlardı. Onlar kadınlara meyil etmiyorlardı ve de erkekler kendi aralarında cinsel ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Hazreti Lut aleyhisselamın ne kadar uyarısına rağmen onlar ne yaptılar? Günahlarından vazgeçmediler ve de günahlarına inat ettiler. Ve günaha inat etmek kadar da ağır bir günah yoktur müminler. Yani insanoğlu bile bile günah işlediği zaman, bile bile yaptığı zaman Allah'ın gazabını da tez zamanda ele almaktadır. Ve bu bizler için de geçerlidir. Bizim kendimiz de bir şeyin haram olduğunu bilip, yine bile bile üstüne gittiğimiz zaman Allah da nedir? Bizi cezalandırıyor. Hani o Türkçe'de kullanırız ya, Allah'ın sopası yok ki vursun. Öyle değil tabii ki, Allah sopayla vurmuyor. Ama Allah cezalandırdığı zaman Allah insanın elinden nimetleri alıyor, senin farkında olmuyorsun. Düne kadar elinde olan nimet bugün elinde bulunmuyor. Düne kadar ibadetinden lezzet alıyordun, bugünden itibaren ibadetinden lezzet almıyorsun. Hani buyurdu ya, Allah bu dünya hayatında bir insanı azap etmek isterse, cezalandırmak isterse ona vereceği en ağır ceza onun kalbinden kendi zikrinin sevgisini almaktır. Bir insan düşünün ki Allah'a ibadet etmiyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, camiye gelmiyor. O insana Allah azap etmiş, bunun haberi yok. Bir insanın kalbinde eğer Allah'ın zikri yoksa, Ramazan'ın gününde oruç tutamıyorsa, o insanın sahip olduğu kalp en kirli kalptir. Hani derler ya, ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. O farkında değil ki sahip olduğu kalp en kirli kalptir ki ona Allah'ın zikri girmiyor. Allah'a ibadet edemiyor, namaz kılamıyor. Böyle bir insan en kirli kalbe sahip. Lut kavmi günahlarında inat ettiler. Bir peygamberin uyarısını dikkate almadılar, inat ettiler. En sonunda Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil, Hazreti Cebrail aleyhisselam genç erkekler kılığında geldiler Hazreti Lut aleyhisselama misafir oldular bir gece. Hazreti Lut aleyhisselama misafir oldular ve de Lut aleyhisselamı yarın gelecek olan azaptan haberdar ettiler. Dediler ki, Lut, sen bugün sevdiklerini al ve de şehirden dışarıya çık. Yarınki günde azap gelecek. Lut'un eşi ne yaptı? Eve gelen misafirleri görünce gitti. O bölgedeki erkeklere haber verdi. Bize 3 tane delikanlı geldi, haberiniz olsun diye. Böyle bir kadına sahipti Lut aleyhisselam. Düşünün ki bu da desin ki, işte ben de Lut'un eşiyim, ondan dolayı da cennete ben de gideceğim. Yani mümkün değil. Saliha olanlar diyor. En sonunda da Allah'ın azabı geldi. Lut'un eşini de diğer kavimlerle birlikte hepsini yerle bir etti ve de helak etti hepsini. İnsanoğlu dünya hayatında Allah'ın rızası doğrultusunda hareket ettiği takdirde ölüm hali de, yani ruhunun bedenden çıkması da kolay olacaktır. Berzah aleminde de durumu iyi olacaktır. Sırat köprüsünde de rahat geçecektir. Cennette de istediği kimseyle de birlikte olacaktır. Hatta rivayetlerimizde vardır ki berzah aleminde olan bu tür insanlar, yani mümin insanlar, berzah aleminde olan mümin insanlar haftada bir kez perşembe akşamları, bundan daha büyük bir nimet olabilir mi müminler? Her perşembe akşamı Hazreti Emirul Müminin aleyhisselama misafir gideceklerdir. Her perşembe akşamı gidecekler İmam Ali aleyhisselamın huzurunda, orada kalacaklardır ve de o misafirlikten sonra da evlerine döneceklerdir. Ümit edelim ki Rabbul Alemin bizleri de Hazreti Emirul Müminin aleyhisselamı berzah aleminde olsun görenlerden ve de o hazrete misafir olanlardan karar kılsın inşallah teala. Amin.